Evet, kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz efendim. Devam ediyoruz haberlerimizle. Şimdi çok güzel bir baba oğul haberine gideceğiz aslında. Çok hoşuma gitti benim. Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın oğulları Ömer babasının yolundan gitmeyi seçti biliyorsunuz. Daha önce bunun duyurusunu yapmıştık zaten. Ve Madrid'e transfer oldu. Madrid'e gitti. Bu haberdeki güzel şey ise İbrahim Kutluay da oğluyla birlikte gidiyor oralara. Evet. Ev kiralıyor oradan. Ve en tatlı yanı da İspanyolca dersi almaya başlamış. Sırf Ömer'le birlikte orada daha rahat yaşayabilmek için ve Ömer'in de İspanyolcasını geliştirmesi için. Yani gerçekten tam örnek bir baba davranışı. Demek ki kariyerinde fazlasıyla ilerlemesini destekliyor. Ki zaten kendisi de bir basketbolcuydu. Oğlunun da en iyi yerlerde olmasını istediği için elinden geleni yapıyor. Harika, keşke bütün babalar, anneler İbrahim ve Demet çifti kadar duyarlı olsa çocuklarına evet. karşı. Ömer 14 yaşında daha, çok genç ama babası gibi çok başarılı bir basketbolcu olma yolunda ilerliyor aslında. Onun kariyerinin gerçekten çok parlak olacağı söyleniyor aslında spor üstadları tarafından. Oldukça başarılıymış çünkü basketbol konusunda. Babası da onu bu anlamda hiç yalnız bırakmıyor zaten. Desteğini hiçbir şekilde esirgemiyor. 28 Ağustos'ta gitmişti Ömer Madrid'e. İbrahim Kutluay da hemen ardından gidip oradan bir ev kiralamış kendine. Bu alışma sürecinde Ömer'in yanında yer alabilmek için ve tabii işte derslerde, İspanyolca dersleri de devamında gelmiş. Bakalım ilerleyen günlerde ben Ömer'le ilgili başarı haberlerini buradan yayınlayacağımızı düşünüyorum. Çünkü böyle bir baba varken arkasında bence başarısız olma ihtimali yok. Katılıyorum tamamen. Aynı zamanda böyle destekleyici bir anne. Demet Şener de biliyorsun evet, çok, o da çok destekliyor. Bu süreçte. Çok destekliyor. Çok da özlüyordur eminim. En kısa zamanda gideceğini söylemişti. Biz de aktarmıştık geçtiğimiz haftalarda. Allah kavuştursun diyorum. Bu arada bu aileyle ilgili şunu da söylemek istiyorum. Bu ailede en çok hoşuma giden şey şu. Her iki taraf da boşandıktan sonra çocuklarıyla ilgili sorumluluklarını en üst düzeyde yerine getirdiler gerçekten. Evet. Yeri geldi bir araya geldiler hep çocuklarıyla ilgili. Hiçbir zaman düşman olmadılar. İkisinin de hayatında farklı isimler var ama çocukları için her zaman bir araya geliyorlar. Çocuklarının sağlıklı psikolojide olabilmesi için ellerinden gelen her şeyi gerçekten sonuna kadar yapıyorlar. Bu da takdire şayan bir durum bence. Yani işte yine olması gereken evet. aslında ama öyle günlere kaldık ki olması gerekeni takdir ettiğimiz günler. Evet. Gerçekten olması gereken iletişim budur. Eski eşinizle ortak bir çocuğunuz varsa ona yönelik doğru adımları atıp hiç böyle kıskandım ettim gibi durumlar yaşamamanız gerekli. Genellikle biliyorsun erkeklerin sorunu daha önce de burada konuşmuştuk. Erkekler eşinden boşandığı zaman çocuğundan da boşanıyor. Maalesef bu yanlış. Var, böyleleri var. Maalesef böyleleri çoğunlukta. Ama olması gereken Demet'le İbrahim'in iletişimi. Burada bak erkeklerle ilgili söylediğin şeyle ilgili şunu da söylemek istiyorum buradan genç kızlara kesinlikle. Bir insanla evlenirken şunu da sorun kendinize. Bu insan benim çocuğuma baba olmalı mı diye de sormalılar evet. bence. Ve bir çocuğu dünyaya getirirken yani çocuk yapmaya karar verdiğinizde de ben bu adamı çok seviyorum, bundan çocuk yapmalıyım diye değil de gerçekten bu adam iyi baba olur diye yapın. Yani böyle evet. düşünüyorum ben. Şimdi ilginç bir habere gideceğiz. Evet. Ben de bu konuda çok tepkili olanlardan birisiydim. Hadi şimdi bakalım. Bambaşka bir manzarayla karşılaştık. Yıldız Tilbe hayvanseverlerle buluştu. Onlara mama dağıttı. Ben videosunu da bir paylaşmak istiyorum izleyenlerimizle. Arkadaşlarımız şimdi onu hazırlıyorlardır. Evet, bu arada Yıldız Tilbe geçtiğimiz aylarda çok sansasyon yaratacak bir evet, açıklama yapmıştı. Sokak hayvanları ile ilgili olarak, sokak köpekleri ile ilgili olarak demişti ki zehirlensin mi demişti. Zehirli yok edilsin yani zehirli hatta et versinler falan gibi. Ne olduğunu bir okumak bir istiyorum bir şeyler ben. Söylemişti. Evet. Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp aklı başında hayvansever görevliler tarafından bakılmalıdır. Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin. İnsan parçalamak nedir ya? Toplasınlar hayvan barınaklarına köpekleri, hayvanseverler görevlendirilsin. Hayvan sevmeyen sırf görev diye bu işi yapan birileri olmasın. Barınaklardaki hayvanlar birbirini yiyor açlıktan. Allah razı olmasın. Hayvanseverler görevlendirilsin, kontrol edilsin. Hayvan da
kurtulsun insan da diye bir açıklama şimdi yapıyor. Bu eleştiriler bu arada çok ciddi manada, bu yorum çok ciddi manada eleştirilmişti. Özellikle hayvanseverler çok büyük tepki göstermişti Yıldız Tilbe'ye. Ama sonrasında şimdi bak görüntüleri izleyelim bakalım. Acaba Yıldız Tilbe böyle bir toparlama hareketleri mi yapıyor? Ay maşallah bunlara. Ay bunlara maşallah. Ay maşallah bunlara. Ay bunlara maşallah. Ay maşallah bunlara. Ay bunlara maşallah. Ay maşallah bunlara. Ay bunlara Yani evet. Bu arada Yıldız Tilbe'ye Yıldız Tilbe demek için bin şahit ister. Evet. Yani şu anda Hilkat Garibesi gibi görünüyor bu görselle. Yani şöyle bak, bu arada Hilkat Garibesi de demeyelim de. Çünkü böyle giyinen insanlar çok var. Aslında şöyle, yöresel bir şeyler giymiş sanıyorum üstüne. Aslında hayır, onu da anlamlandıramadım. Üstündekiler böyle hani şey yöresel bir kıyafeti andırıyor. Ayağında ise parmak arası pembe galiba rengi de plaj terlikleri var. Enteresan olmuş gerçekten. Neden böyle giyinmiş onu da çözemedim. Hayır yani şöyle, ben mesela kıyafeti için bir şey demiyorum aslında. Kıyafeti biraz daha tabii şey seçebilirdi. Hani daha canlı renklerde seçebilirdi. Daha normal herkesin giydiği evet. gibi kıyafetler seçebilirdi. Solgun görünüyor. Ben terliğe anlam veremedim zaten. Şey. Apayrı bir dünya yani şu anda gerçekten. Şimdi bu yaptığı açıklama evet beni de çok rahatsız etmişti. Çünkü şöyle bir şey var. Sinirli köpekler, insan ısıran köpekler zaten bazı psikolojik sıkıntılar yaşayan hayvanlar. Bu psikolojik sıkıntıların birçoğunda insan kaynaklı olduğunu biliyoruz. Tabii. Gerçekten de öyle. Şiddet gördükleri için, aç oldukları için ya da daha farklı sebepler. Burada ağzımı alamayacağım. Çok daha şimdi iğrenç istismarlara uğrayan ortaya köpekler çıkabiliyor. Var. Evet. Şimdi bu saldırgan köpek gruplarını o zaman belediyeye ihbar edeceğiz. Bakacaklar, edecekler. Ve davranışlarını yoluna sokacaklar bu köpeklerin. Bilirsin neredeydi, Amerika'da mıydı, Kanada'da mıydı, köpeklere fısıldayan adam vardı. Programını izler dururduk. Yani bu köpeklerin, hayvanların psikolojileri düzelebiliyor doğru davranışlarla. Tabii ki. Bu arada hiçbir köpek aslında doğuştan böyle saldırgan bir tavırla doğmuyor yani. Senin evet. az önce söylediğin gibi, Bahar'ın söylediği gibi insanoğlunun onlara yaşattığı travmalar sonucunda saldırgan oluyorlar. Yoksa köpeklerin normalde insanlara saldırmak gibi bir özelliği yok yani. Aksine köpekler insana dosttur yani. Aynen öyle. Hatta insanı en iyi anlayan hayvandır tabii. köpek. Ama işte biz insanoğlunun yaşattığı travmalar köpekleri o şekilde saldırgan hale getiriyor. Yıldız Tilbe'nin evet gerçekten çok tepki çekmişti. Ben de çok rahatsız olmuştum bir hayvansever olarak. Hiç doğru bir açıklama değildi. Ya bu çok, bu bir de aynı zamanda şimdi ben Yıldız Tilbe'ye çok tepkili olduğum için sert sert konuşup duruyorum ama bu konudan. Yani zehirli et gibi bir şey hiçbir zaman bir çözüm yolu olamaz. Bu şuna bile sebep olur hatta, bunun bir çözüm olarak sunulması. Sen saldırgan köpeklere zehirli et verirsin dedin. Köpeklerden nefret eden birçok grup var. Köpeklerin yani sağlıklı köpeklere de normal köpeklere de zehirli et vermeye kalksalar ne olacak? Böyle şimdi bir açıklama yapabilir mi yani şimdi? Burada kışkırtıcı bir açıklama var. Aslında nasıl diyeyim? Yani sanatçıların, gerçekten topluma hitap eden sanatçıların birazcık yaptıkları açıklamalara dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü bunların öyle bir hayran kitlesi var ki yani söylediği her şeyi çok ciddiye alan, direkt uygulamaya geçmek isteyen kitleleri var bazı ünlü sanatçılarımızın. Şimdi Yıldız Tilbe'nin yaptığı böyle bir açıklamanın ardından birkaç tane vatandaş buradan güç kuvvet bulup Yıldız Tilbe de böyle demişti deyip şimdi o zaman çıkıp sokakta işte benim sinirlendiğim mesele de bu ne olacak? Zaten. Yani benim biraz, sinirlendiğim mesele bu. Yöntem gösteriyorsun evet, yani yöntem sen gösteriyor. Burada.
sevk etmiş oluyor yani buna. Aslında sanatçıların gerçekten biraz dikkat etmesi gerekiyor yaptıkları açıklamalara. Yıldız Tilbe bence bundan pişmanlık duyuyor bu arada, bu yaptığı açıklamadan. Yani kendisi de bunun bir hata olduğunun çok farkında ve onun için böyle bir şey yaptığını düşünüyorum ayrıca ben. Ve Yıldız Tilbe biliyorsun görüntülenmek istemediğinde asla görüntülenmeyen bir isimdir. Yani yok olur, kaybolur, evet. Hayalet gibidir. İstediği zaman görüntülenir sadece. Bu görüntüler de onun isteğiyle ortaya çıkmıştır zaten. Muhtemelen yaptığı şeyi telafi etmek istiyor şu anda. Ve o da güzel bir davranış. Zararın neresinden dönsen kar yani. Umarım kendi düşünceleri de değişmiştir. Böyle yıkıcı bir politikayla olmaz zaten. Bu konu gerçekten vakti zamanında beni hayli sinirlendirmişti. Ciddi ciddi sinirlendirmişti yani. O yüzden de hala oradan alamadığım hınca bak şimdi nerelerden patladım Yıldız Tilbe'yi görüyor musun? Evet, peki o zaman ben biraz seni rahatlatayım. Şimdi tatlı bir habere gitmek istiyorum ben. Güzel bir haber vereceğiz sizlere. Eda Ece ile ilgili bir haber vereceğiz. Efendim Eda Ece hamile. Bu haber gerçekten gündeme bomba gibi düştü. İnanılmaz derecede tebrik mesajları alıyor çok sayıda. Herkes çok mutlu. Ona anneliği çok yakıştırıyorlar. Ve hamileliğiyle ilgili ilk açıklamayı da aslında Eda Ece'den önce rol arkadaşı Şevval Sam yaptı. Şimdi o açıklamayı da bir izleyelim hazır olduğunda. Biliyorsun Eda Ece ile Şevval Sam'ın inanılmaz bir dostlukları var. Evet. Çok yakınlar. Aynı dizideler aynı zamanda. Aynı dizideler zaten ama özel yaşamlarında da gerçekten böyle iki kız kardeş gibiler. Dolayısıyla Şevval Sam da teyze olma mutluluğu yaşıyor şu anda. Hadi bir izleyelim. Arkadaşımız Eda'cı hamile haberi çıktı. Bugün... Çıktı mı tam? Evet. Haberi verdi. Ben çıksın diye ben söylemedim. Ne kadarlık haberim oldu var. Efendim. Hemen sizden öğrenelim. Bugün haberi biz de duyduk. Daha doğrusu teyze bir oluyorum. Saat önce. Bir saat önce mi çıktı? Biz bir saat önce haberimiz tamam, oldu. Teyze oluyorum. Mutluyum tabii ki teyze oldu. Haberi de yapar mı abi? Online bir site vardı. O yaptı ilk başta. Oradan sonra her yerine gelince size de sorma gereği duydum. Bilmiyorum. Ben sırt tutan bir insanım. Bunu ilk günden itibaren biliyorum ama bunu paylaştım. İlk duyduğunuzda neler hissettiniz efendim? Çok heyecanlandım. Çünkü zaten böyle bir arzusu olduğunu biliyordum onun. Böyle bir, yani böyle bir nasıl diyeyim bu planlanacak bir şey değil. Bu bir heyecan, bu bir arzu, bu bir dilektir. Onun böyle bir dileğinin olduğunu biliyordum. Tam da zamanı aslında. Yasak Elma'da çok müthiş bir performans sergiledi. Çok güzel. Evet. Şevval Sam diyor ki zaten biz biliyorduk. Haberleri düşmesini bekliyorduk. Evet, çok yeni bu arada. Daha sadece bir aylık hamile. Aslında ilk üç ayda açıklanmaz biliyorsun. Evet. Öyle bir şey vardır. İnanış vardır. Ben bu arada çok doğru buluyorum bu inanışı. Ben de doğru buluyorum. Çünkü ilk 3 ay çok riskli bir süreç. Aslında tam olarak daha bebek bile sayılmıyor. Yani daha embriyo halinde oluyor. Dolayısıyla her türlü riske açık. Daha kalp atışı bile duyulmamış oluyor o ilk 3 aylık süreçte. Her şey olabilir. Ben buna şu açıdan aslında mantıklı buluyorum açıklanmamasını. İşte nazar olur vesaire falan diye değil de o süreçlerde olumsuz bir durum olduğunda evet. Anne zaten çok büyük bir yıkım yaşıyor psikolojik olarak. Bir de onu etrafındaki insanlara açıklamaya çalışmak daha çok yıpratıcı katılıyorum. Oluyor. Duygusal stabiliteyi evet. Korumak istediği evet, için de o yüzden Eda Ece'nin biraz aslında erken olmuş oldu böylece duyurusu. Daha bir aylıkmış sadece 4 haftalık çok minik daha. Ama inşallah sağlıkla kucaklarını alsınlar. Buradan hem Buğra'nın Tuncer'i hem de Eda Ece'yi kutluyoruz. Çok da tatlı olur bunların bebekleri bak. Ben de öyle düşünüyorum. Sence kime benzeyecek? Bence Eda Ece'ye benzeyecek. Bence de Eda yani Ece'ye kız mı benzeyecek. Olacak, erkek mi olacak bilmiyorum ama benim şu an içime doğan Eda Ece'ye benzeyen bir erkek bebek. Ben de kız diye tahmin ediyorum hadi biliyor bakalım. Musun? Eda Ece'ye benzeyen bir kız doğacak bence. Hadi gelsin de görelim o zaman hadi ne gelecek. O zaman şöyle hemen Eda Ece ve Buğra'nın Tuncer için bir şarkı o zaman ben gönderiyorum onlara armağan etmek istiyorum. İrem Derici'nin Hadi Gel şarkısını. Hadi dinleyelim o zaman. Adını ilk duyduğumda kalbime bir isim koydum. Varlığın masası rüyalarımın tabirine uygun. Kurduğum hayallerim, aşk dolu şu günlerim. Yarınlarım seninle olsun. İnşallah iyi günde kötü günde yarımım beni tümle
can bulsun. İnşallah senden bir çocuğum olsun. İçimde senden başka yer kalmadı galiba. Gülüşüne, duruşuna canımın feda. Ömrümce baksam sana sevabına. Şu kanımdı bu hayatın ta en sonuna. Hadi gel. İrem Derici'ye de hamilelik ne kadar yakışmış ama, değil mi? Gerçekten de öyle. Çok tatlı bir hamile olmuş gerçekten. İnşallah onu da bir gün böyle görmek nasip olur. Onu da buradan haberini veririz. Peki şimdi. Peki kimle devam ediyoruz şimdi? Bülent Serttaş'la devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Etiler'de bir dönerciden çıkarken muhabirlere yakalandı Bülent Serttaş. Ve bir takım açıklamalar yaptı. Hatta önce açıklamaları izleyelim mi? Ben de sormak istiyorum. Siz eski dostunuz diye biliyorum. Çok iyi. Ama çok da severim. Dışarıdan bakınca bu aralar çok iyi değil gibi görünüyor. Ne söylemek istersiniz? Ya şimdi tabii bir kere Serdar çok zor bir dönemden geçiyor. Gerçekten çok zor durumda dönemden geçiyor. Onu anlamak lazım. Serdar'ı anlamak lazım. Ama keşke biraz daha böyle sakin kafayla, böyle o morali bozuk olmadığı bir anda konuşsaydı bence çok daha şık olurdu. Yani bir yerde hak veriyorum ama bir yerde de bunları yapmaması lazım. Çünkü çok büyük bir değer Serdar Ortaç. Bugün Türk müziğine, hakikaten müziğimize kattığı çok büyük değerler var. Özellikle geçmiş günlerde erkekler ve kadınlarla alakalı yaptığı bir açıklama çok ses getirdi ve çok tepki aldı. İşte dünyayı siz yarattınız erkekler, bu kadar yüz vermeyin gibisinden ben yuvarlak konuştum biraz. Keşke o soruyu
o an onunla yaşarken acaba böyle bir şey düşünebilir miydi diye de aklıma gelmiyor değil. Yani Serdar o yaşadığı anda bu cümleleri kullanır mıydı? Kullanmazdı tabii ki. Onun için çok akıllı olmak lazım. İyi davranmak lazım. Şimdi ben eşimden neyi esirgeyebilirim? Doğru mu? 3 tane çocuğumun annesi. Neyi? Her şeyim zaten onların. Ama o zamansız ve demoralize bir şekilde galiba konuşmuş. Hak da veriyorum. Bir yandan diyorum keşke yapmasaydı. Ben ya söylemeseydim. Eşinin de son dönemde yaptığı açıklamalar var. Acaba onlar mı etkiliyor? Etkiliyor tabii. Etkiliyor ve artık neyin etkisiyle etkisinde de kalıyorsa tabii rahatsızlığının da vermiş olduğu bir moral bozukluğu var. Ki inşallah en yakın zamanda da şifasına kavuşur. Talihsiz de demeyelim ama. Evet, şimdi konuşurken konu Serdar Ortaç'a geliyor. Aslında şöyle oluyor, ben buradan bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Diyor ki Bülent Ertaş önce, yeni albüm gelecek, gündemi yakalamaya çalışacağım. Bodrum şarkısından sonra Marmaris şarkısı yapabilirim. Şaka bir yana, Ozan Doğulu ile ilk defa bir şarkı yaptım. Tarzımın da dışına çıktım. Çok güzel tepkiler aldım. Yeni nesil arabesk diye tabir edebileceğim bir müzik ile beraber Nilüfer'in Haram Gecelerini seslendirdim diyor. Suat Aydoğan biliyorsunuz Serdar Ortaç'ın mimarıdır. Suat kardeşimle 4 parçalık bir çalışmam var. Onları da hazırladıktan sonra bu seneyi tamamlayacağım diyor. Şimdi Serdar Ortaç konusu buradan açılıyor. Özellikle Serdar Ortaç'ı konuşmak için başlatmıyor yani konuyu Bülent Ertaş. Serdar Ortaç'tan konu açılınca muhabirler de Serdar Ortaç'ın açıklamalarını soruyorlar Bülent Ertaç'a. Ve o da tabii çok talihsiz bir açıklama olduğunu aslında bunların söylüyor. Hepimiz evet. Gibi düşünüyor aslında Bülent Ertaş. Çok da tatlı tatlı anlatmış bence. Onun zaten çok biliyorsun böyle şeydir. Kırmadan dökmeden konuşmaya çalışır zaten genellikle. Konuşmaya çalışır. Çok güzel anlatmış bence. Herkes aynı şeyi düşünüyor zaten Serdar Ortaç'la ilgili olarak. Peki şimdi eğer mümkünse şu şeyi dinleyelim mi? Haram Gecelerden bir azıcık dinleyelim. Nasıl seslendirmiş? Dinlemeden önce bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi Bülent Ertaş'ın eski fotoğraflarını görüyoruz ve videosunu da izledik. Hemen oradaki bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Gençleşmiş. Farkında mısın? Evet. Eski fotoğraflarına bakarak gençleşmiş ama yani maşallah. Ama son zamanlarda tarzını değiştirdi biliyorsun Bülent Ertaş. Evet. Biraz daha böyle dinamik giyiniyor artık, tarzını da değiştirdi. Bak eski haline bak, evet. Videodaki ama haline bak. Ama onun enerjisi biliyorsun şahane. Çok genç bir enerjiye sahip. Yani yaşı ne olursa olsun Bülent Ertaş'ın içinde çok genç bir adam var bence. Evet. Ben öyle hissediyorum. Eğlenceli biri çok var. Eğlenceli. Ben de öyle hissediyorum. Onun bir sözü var ya mesela, ben o söze bayılıyorum. Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Hala ise her yere. Onun sözü müydü? Onun sözü hala ise her yere. Evet, o söylüyor. Bülent Ertaş söylüyor bu sözü. Peki. Evet. Peki. Hı. Yoksa başkası mıydı ya? Dur bir evet, dakika. Evet, yani şey halayla en çok anılan kişi Mahmut Tuncer miydi? Mahmut Tuncer yani. Aa, o söyledi. Yok bir dakika, tamam yok, karıştırdım. Bülent Ertaş söylemiyor. Bülent abicim çok özür diliyorum. Sizin sözünüz değildi. Bu Mahmut abinin sözüydü. Ama olsun, Bülent Ertaş'a da yakışır. Evet, haklısın. Bir gençleşme söz konusu. Bakalım tarzı değişince nasıl olmuş? Haram Geceleri nasıl seslendirmiş? Evet. Şöyle azıcık bir dinleyelim. Yani benim tarzıma değil ama dinlenir mi dinlenir? Şöyle, Bülent Ertaş'ın tarzı da değil biliyorsun aslında. Evet. Bambaşka bir tarza seslendirmiş. Kesinlikle onun tarzı da değil. Ama bence olmuş. Yani bak o senin dış görünüşte gördüğün gençleşme şarkıya da yansımış. Evet. Şarkıya da yansımış. Yani bir değişim söz konusu. Bakalım daha 4 şarkılık bir çalışmanın hazırlığı varmış. Onları da tamamlayacakmış. Buradan tamamladıkça bizler de paylaşırız bakalım. Yeni tarzını olacak. Ben beğeniyorum kendisinin. Ben de beğeniyorum. Ben de ya arada bir insanın kendine format atması gerekiyor ya. Gerçekten yenilenmek gerekiyor. Herkesin hiç yapmadığı bir şey gerekiyor. Denemesi evet, gerekiyor. Farklı kapılar açması gerekiyor yani. Herkesin zaten yapması gerekiyor. Zaten bizim meslekte bir şart gibi bir şeydir. Bu rutinleşen evet, her şeyi sıkar.
sıkar. Biraz yenilik katmak gerekir. Biraz yenilenmek. Hele ki şimdi müzisyenler için daha da önemli, evet, yenilenmek. Çünkü kuşaklar değişiyor. Kuşak değişti ve direkt, evet. Her kuşağı aslında yakalamak zorundalar bir nevi de yani. Peki şimdi gidelim öyleyse sıradaki haberimize. Geçtiğimiz günlerde Melisa Döngel'in Marilyn Monroe olduğu halleri sizlerle paylaşmıştık. Bizden pek geçer not alamamıştı aslında. Evet. Biz çok olmamış demiştik. Çok benzetememiştik. Özellikle saçları falan çok sıkıntılı bulmuştuk. Ay, o peruk benim rüyalarıma girdi. Peki. Ve Melisa Döngel kendinde bir değişime gidiyor. Acaba o da mı rahatsız oldu o hallerden bilmiyorum. Yüzündeki hatalı dolguları erittirmiş ve bunu da işlemi yaptıracağı esnada aslında paylaşmış. Görüntülerimizi bir izleyelim önce. Bütün Türkiye'nin beklediği bir an gerçekleşiyor. Dolgularımı eritiyorum. İş öncesi yapmış olduğum bütün hatalı veya yakışmayan işlemlerimi Doktor Zeynep Azaklı gözetiminde hayatımızdan gönderiyoruz, sayılmayacağım filmi. O kadar üzgünüm. Kelimeler hikayesiz kalıyor. Hadi bakalım. Evet, şöyle de bir açıklama yapıyor. Daha önce dolguları sorulduğu zaman tekrar, geçmişteki bir açıklaması bu. Ben vernekten çıkmışım aslında demişti. Şimdi de yanlış yapılmış dolguları erittiriyor. Aslında şöyle bir bakınca yüzüne ekstrem yanlış bir dolgu göremiyorum ben. Sen görüyor musun? Ben de göremiyorum ama... Yani yüzü biliyorsun ki bazı ünlerimizde aşırı derecede şişmiş bir vaziyette oluyor. Melisa'da öyle bir süre söz konusu değil. Tabii biz dudaklar eski halini bilmediğimiz için ne olduğunu biliyoruz ama dudaklar biraz fazla dolguluydu biliyorsun. Biz Marilyn Monroe olduğunda da söylemiştik. Marilyn Monroe'nun dudakları, evet, bu kadar dolgun değil diye. Biz o zaman Melisa'yı Emel Sayın'a benzetmiştik. Evet. Marilyn Monroe'dan çok Emel Sayın'a benzemiş bu haliyle demiştik ki herhalde bunu başkaları da düşünmüş ki şimdi de Emel Sayın'ı canlandıracakmış. Evet. Yani bence ben tekrar oyumu vermek istiyorum. Emel Sayın'ı yapabilecektir. Marilyn Monroe'yu da yapabileceğini düşünmüştüm ancak olmadı. O peruğun kurbanı oldu. Emel Sayın'ı artık yapabileceğine eminim çünkü o perukla bile, o kötü perukla bile gerçekten benziyordu. Yüzü daha çok gitmişti, evet, Emel Sayın'a. Evet, Emel Sayın'a benziyordu gerçekten. Cem Karaca'nın Gözyaşları isimli filmde Emel Sayın'ı canlandıracak. Merakla bekliyoruz, o halini de buradan paylaşırız. Marilyn Monroe olma konusunda bizden geçer not alamadı Melisa ama Emel Sayın konusunda ben dediğim gibi seninle aynı fikirdeyim, ümitliyim. Bence bu sefer olacak. Evet, yani ben gençliği Melisa'nın... gibi zaten, yani hiçbir peruk takma, hiçbir şey takma. Şu doğal haliyle bile zaten Emel Sayın'ın gençliğine, evet, çok benziyor Melisa. Evet. Yani ben, bak burada dudakların da belli bu fotoğrafta, görüyor musun? Yanlış dolgu, evet, dediği bu çok, sanıyorum çok, ben. Çok iri dudaklar. Çok fazla, fazlaca iri yani. Hiç şimdi hoş oyunculukta görünüyor. Biliyorsun mimikler, evet, çok önemli. Yüz hatları çok önemli ve yapay durmamak da aslında çok önemli. Evet. Bir oyuncunun böyle aşırı yapılı duran işte bir dudağı varsa, baksana, burnu varsa... Baksana dudaklar burada durabilir miyiz arkadaşlar? Role duramadık. Girmesine de aslında birazcık zorlaştırıyor. Doğru bir şey yaptırmış yani eriterek. Katılıyorum ben de. Yani o kadar abartılı dolgular benim hiç hoşuma gitmiyor açıkçası. Herkesin dudaklar böyle iki tane sosisi üst üste koymuşsun gibi oldu. Hiç de güzel görünmüyor. Bak şuradan büyük de bir bakayım. Evet, çok büyük. Yani çok, gerçekten çok, çok fazla. Aslında bu çok kötü bir dudak modeli. Ne zaman bunu kabul edecekler bilmiyorum. Bu kadar fazla olması... sanki plastik bebek gibi bir değil bak, mi? Siz anlayın dengeden. Yine söylüyorum. Kötü görünüyor yani. Oyunculukta kesinlikle olmaması gerekiyor. Çünkü oyunculukta o rolden o role giriyorlar. Sürekli bir farklılık söz konusu. Hadi modellikte su götürür. Evet. Oyunculukta yani hayır. Biliyorsun zaten usta oyuncular hiçbir şey yaptırmazlar yüzlerine. Evet, yani onlar, evet, ne botoks yaptırır ne başka bir şey. Çünkü bizim mimiklerimiz, yüzümüz çok kıymetli derler ve hiçbir şekilde değişim yapmazlar yani. Dolayısıyla eğer iyi bir oyuncu olmak istiyorsa o dolguları eriterek işe başlaması çok doğru bir karar olmuş. Emel Sayın olmuş hallerini de paylaşacağız elbette Melisa'nın. Evet, şimdi bir hadi birazcık dinlenelim, çayları kahveleri tazeleyelim. Kısa bir araya gidelim. Ardından bomba gibi haberlerle tekrar burada olacağız.